Teşekkürler. Herkese merhabalar. Biz bu bölümde birazcık müşteri etkileşimini, iletişimini, linkle az önce görmüş olduğunuz o önemli etkileşimi müşteri deneyimi tarafında nasıl uyguluyoruz Genesis olarak Microsoft'la birlikte çalışarak bundan bahsediyor olacağız. Benim adım Atalay Aktaş. Genesis'te Türkiye ve Orta Doğu'dan sonra bölge pazarlama yöneticisi olarak görev alıyorum. Bilge Hanım. İsterseniz siz de kendinizi tanıtabilirsiniz. Merhaba, ben Bilge Yılmaz. Genesis Türkiye'de kıdemli çözüm mühendisi olarak görev yapıyorum. Evet, Twitter adreslerimiz bunlar. Bizi takip eden ilk 3 kişiye dışarıda güzel bir hediyemiz olacak, onu da söyleyeyim. Genesis kimdir? Onu söyleyelim. Genesis, müşteri ve vatandaş deneyimini mükemmel bir şekilde, bu deneyimin gücünü ortaya çıkararak daha iyi bir dünya inşa etmeyi görev edinmiş, vizyon edinmiş bir şirket, bir Amerikan şirketi. Biraz rakamlarla bakalım. Dünyadaki en büyük 50 yazılım şirketinden bir tanesi. Toplam 20 yıldan fazla piyasada yer alıyor ve son 14 yıldır da bulut teknolojilerini piyasada sunmakta. Müşteri deneyimi konusunda derin ve geniş entegrasyona sahip bir platform, bir esnek platforma sahip olması sebebiyle bağımsız araştırma kuruluşları tarafından bir pazar liderliği tanınıyor. İşte Gartner'ın Contact Center, çağrı merkezi ya da Market Scope raporlarına bakarsanız Genesis her zaman en yüksek notu alan tedarikçi şeklinde. 80 ülkede binlerce müşterisi var. Birazdan Türkiye'deki durumu da anlatacağım. 3000'in üzerinde çalışanı var ve her gün 100 milyonun üzerinde müşteri etkileşimi Genesis teknolojileri üzerinden geçiyor. Bu etkileşimlerin neler olduklarını birazdan bahsedeceğim. Hakikaten çok geniş spektrumlu, küçükten büyüğe, her sektörden referanslarımız mevcut. Bankalara baktığımız zaman dünyadaki en büyük 50 bankanın 34'ü, sigorta şirketlerinin en büyük 30'un 12'si, telekomu ilk 20 telekom şirketinin 13'ü, havayollarında ilk 5 havayolu şirketinin 3'ü, hizmet sektöründe 20'nin 11'i, otomotivde 20'nin 10'u Genesis kullanıyor. Kamuda da çok önemli referanslarımız var. Türkiye'de önemli projeler yaptık. Birazdan onlara da değineceğim. Ancak hakikaten baktığımızda en fazla tercih edilen müşteri deneyimi konusunda, çağrı merkezi konusunda çözüm sağlayıcılarının başında geliyor. Türkiye'deki bazı müşterilerimizden bahsedecek olursak, işte bankalar, özellikle bankalar, Türkiye'deki bankaların, en büyük bankaların, en büyük 25 bankanın 23'ü Genesis teknolojilerini kullanıyor. Kamuda da İSKİ ve Maliye Bakanlığı gibi önemli projelere imza attık VEDOP tarafında. Burada görmüş olduğunuz bankaların yanında işte yeni nesil, özellikle online ticaret üzerine yoğunlaşan Trendyol gibi şirketlerden tutun. İşte teleperformans gibi outsourcing üzerine hizmet veren kurumlara kadar geniş spektrumda pek çok alanda referansımız mevcut. Temelde neden hani böyle bir çözüm arayışına gidildiğine bakacak olursak, müşteri vatandaş hizmetinde görülen en büyük sıkıntılardan birazcık bahsetmek istiyorum. Bir Accenture'ın küresel müşteri nabzı anketinden alınan rakamlar bunlar. Bir şirketle aynı sebepten birden fazla kez iletişime geçme konusu %91 oranında önem derecesi anlamında sıkıntılı konuların başında yer alıyor. Uzun süre beklemeye alınma %90, sorunu pek çok kanaldan tekrar tekrar iletme, hani hepimizin başına geliyordur. Sonuçta hepimiz birer müşteriyiz ve çalıştığımız şirketler var. Kendi dünyamızdan bakacak olursak, hani o şirketin aslında hangi çözümleri kullanarak memnuniyeti yukarıya çekebileceğini ya da beni daha sağlıklı bir müşteri haline ya da daha sağlıklı bir vatandaş haline getirebileceğini çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Bu da hakikaten sıkıntıları en fazla görülen noktalar. Şimdi tek tek pek çok şirkette bu tarz çözümleri, kurumda bu tarz çözümleri görüyoruz. Mesela işte bir şirketin web sitesi var, web sitesi üzerinden bir takım istekler alabiliyor. Mobil uygulamalar günümüzde çok popüler. Mobil uygulamalarla insanlar hani şirketlerle müşterileri arasında bir etkileşim kuruyor. Çağrı merkezi başka bir yapı olabiliyor. Arka ofis sistemleri başka bir yapı olabiliyor. Şubeler başka bir yapı olabiliyor. İşte bütün bu ihtiyaçları, bütün bu kanalları tek tek adreslemektense bunları uçtan uca tek ve birleşik bir altyapı üzerinde adresleyebilen kurumların çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Yine McKinsey'in yaptığı bir çalışma bu. Ciroda büyüme %10'lardan %15'lere geliyor. Müşteri memnuniyeti %20 seviyesinde artıyor. Hizmet maliyetinde %15'ten %20'lere kadar düşüşler elde ediliyor. Hakikaten bütün bu kanalları tek bir yapı altında toplayarak merkezi hale getirmenin avantajları oldukça çarpıcı. Ve biz de diyoruz ki
Bütün bu kanalları, işte sesli IVR'ınızdan tutun, web siteniz, mobil uygulamanız, sosyal kanallarınız, pazarlama yapınız, iletişim merkeziniz, kontak center'ınız, doğrudan uzmanla görüşme olanaklarınız, arka ofis sisteminiz, mağazalarınız, şubeleriniz, taşra teşkilatlarınız vesaire, tamamını hem kendi kendine servis veren, hem içeriye yani arama kabul eden ya da arama dışarıya arama yapan, hem de arka ofis entegrasyonuna sahip, iş gücünü rahatlıkla dağıtan bir sistem üzerinde, yani Genesis müşteri deneyimi platformu üzerinde buluşturabiliyoruz. Genesis kısaca bu. Bundan sonraki bölümde de ben bir slayttan sonra bilgi arkadaşımıza devredeceğim. Genesis'in linkle sağladığı katma değerler ne olacak diye. Temelde de Genesis'in kendine has katma değerleri, müşteri ve vatandaş için daha az eforla en iyi deneyimi elde etmeleri, kurum içinse artan etkileşim, satış verimliliği ve operasyonel etkinlik olarak sıralanıyor diyerek ben sözü arkadaşım Bilge Hanım'a devrediyorum. Buyurun. Evet, Genesis'ten kısaca bahsettikten sonra aslında Microsoft Link ile Genesis olarak biz neler yapıyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Kurum genelinde müşteri hizmeti nedir? Az önce Atalay Bey'in de bahsettiği gibi müşterilerimiz artık bize birden fazla kanaldan ulaşıyorlar. Sadece çağrı merkezimizi arayarak ya da internet sayfamızı ziyaret ederek değil, onlara sağlamış olduğumuz mobil bankacılık uygulamaları ya da mobil uygulamalar, işte Facebook, Twitter vesaire gibi birçok kanaldan bize ulaşıyorlar. Dolayısıyla farklı sektörlerde artık müşteri hizmeti çağrı merkezlerinin ötesine geçmiş durumda. Müşteri hizmetini bizim aslında ön ofis dediğimiz ya da müşteriye dokunduğumuz temas noktalarımız dediğimiz noktalar dışında arka ofislerde ya da kurum içerisinde de devamlılığını sağlamamız gerekiyor ki müşterimize vermiş olduğumuz hizmeti bir üst seviyeye getirebilirim. Kurum genelinde müşteri hizmetiyle müşterimizle daha esnek, bütünleşik ve verimli bir etkileşim kurabiliyor olmamız lazım. Müşterimiz bizimle ya da bizimle çalışan kişiler bizimle temasa geçtiklerinde benim için, benim sorunuma yardımcı olabilecek en yetenekli ya da bu işi bir an önce çözebilecek olan kişiyle bir an önce görüşebileyim isterler. Biz bu anlamda Link'le beraber, Microsoft Link'le beraber ne yapıyoruz? Çağrı merkezindeki etkileşimini kurumun link kullanan, kurumun bütün noktalarına yönlendirebiliyoruz. Şöyle bir örnek senaryo üzerinden gidecek olursak, çağrı merkezinizi arayan bir müşteriniz ya da internet üzerinden sizinle chat başlatan bir müşteriniz. Genelde müşteri hizmetlerinde ya da çağrı merkezi tarafında karşılanır. Ama çağrı merkezindeki müşteri temsilciniz ya da ilgili kişi bu çağrıya cevap vermediğinde kurumun diğer bir noktasından daha expert, daha senior bir bilgiye ihtiyaç duyduğunda kurumdaki kişinin yerinde olup olmadığını, sistem tarafından bu çağrının bilgileriyle beraber o kişiye yönlendirip yönlendiremeyeceğini bilemez. Biz Genesis olarak Link'le beraber Smart Link dediğimiz bir ürünümüzle çağrı merkezinde başlamış olan bir etkileşimi kurumun diğer noktalarına da genişletebiliyoruz. Böylece ne oluyor? Çağrı merkezine gelen bir müşteri ihtiyaç duyulduğunda kurumun başka noktalarıyla sadece link üzerindeki presence bilgisini kullanarak, yani kişinin availability'sini aslında görerek o kişiye bu çağrıyı ya da etkileşimi yönlendirebilir miyim öncesinden görüp bunu tahmin ederek ondan destek alabiliyor ya da müşteriyi direkt o kişiye yönlendirip çağrının orada devam etmesini sağlayabiliyor. Burada linkin sağlamış olduğu tabii ki ses, video, instant messaging, chat, anlık iletişim gibi farklı kanalları da kullanabiliyoruz. Bunu illa müşteriyi yönlendirmek olarak düşünmeyelim. Aynı zamanda çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışan bir kişinin o anda yardım anlamında da kurum içerisindeki başka bir noktadaki bir insana ihtiyacı olabilir. Müşteriyle telefonda konuşuyorken aynı zamanda kendi desktop'ı, kendi arayüzü üzerinden link kullanıcılarından birisiyle iletişime geçip bunu bu konuyla ilgili yardım isteyebilir. Bütün bunlar Genesis sistemi tarafından takip edildiği için yine çağrı merkezi altyapınızda olduğu gibi tamamen gün içerisinde gerçek zamanlı monitoringi ya da daha sonrasında tarihsel raporlamasını alabiliyorsunuz. Bizler aslında çağrı merkezlerinde birçoğunuz belki aşinasınız ya da değilsiniz, müşteri temsilcilerini gün içerisinde çok ciddi bir şekilde takip ediyor ve çok
KPI'larını gün içerisindeki performanslarına göre veriyoruz. Link kullanıcıları ve Genesis'le yapacağımız bu entegrasyonla aslında kurumunuzun bütün noktalarındaki link kullanıcılarının gün içerisinde ne kadar çalıştıklarını, hangi zamanlar arasında away olduklarını, yerlerinden kalktıklarını ya da hangi saatler arasında toplantıda olduklarını hem real time olarak gözlemleyebilir hem de daha sonrasında raporlayabilir hale geliyorsunuz. Kullanım alanlarımız dediğim gibi çağrı merkezinde ya da size temas edilen başka bir noktada kategorize edilmiş gelen çağrının kurumunuz için önemine göre ya da o anda kurum içerisindeki ekiplerinizin müsaitliğine göre segmente edilmiş bir şekilde etkileşimin ilgili kişiye doğru zamanda doğru şekilde yönlendirilmesini sağlıyoruz. Az önce söylediğim gibi çalışan tarafında da danışmanlık anlamında ya da yetkinlik anlamında o işi en hızlı ve en doğru şekilde cevaplayabilecek olan kişiye bir an önce gönderilmesini sağlayabiliyoruz. Benzer bir başka kullanım noktası çağrı merkezlerindeki peak time'larda çok yoğun olduğu dönemlerde diğer ekiplerden ya da benzer şekilde şubelerinizde ya da mağazalarınızda çok yoğun olduğu dönemlerde diğer şubelerden ya da diğer ekiplerden destek alınmasını, çağrıların otomatik olarak sistem tarafından overflow edilerek diğer ekiplere yönlendirmesini sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla da bütün bunların hepsini müşterinizin bize uçtan uca dokunduğu her noktayı raporlayabilir, yönetebilir, monitör edebilir olduğumuz için de müşterinize kişiselleştirilmiş, onun sorunlarını ve geçmişini bilerek, onun neden bizimle temasa geçmek istediğini zaten tahmin ediyor olarak daha kişiselleştirilmiş ve daha hızlı hizmetler sunabiliyoruz. Ne fayda kazandırıyor? Müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Segmentasyon dediğimiz sizin kurumunuz için değeri yüksek müşterilerinize öncelik sağlayabiliyorsunuz. Onların çağrılarını ya da etkileşimlerini, chat, e-mail, Facebook, Twitter gibi etkileşimlerini herkesin önüne geçirebiliyorsunuz. Kaynaklarınızı verimli kullanıyorsunuz. Yani sadece yüksek olan zamanları, yüksek yoğunluk yaşanan zamanları düşünerek çok fazla kişiyi çalıştırmaktansa o yüksek zamanlarda diğer ekiplerden yardım alarak verimli, daha verimli zamanlar sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde az önce de bahsettiğim gibi bütün bunları gerçek zamanlı ve tarihsel olarak raporlayıp gözlemleyebiliyorsunuz. Nasıl çalışıyor? Mevcut santralinizden ya da mevcut altyapınızda çağrı merkezinize gelen bir çağrıyı az önce bahsettiğim gibi linkin üzerine bir Smart Link dediğimiz bir çözümümüzü kuruyoruz. Oradaki link kullanıcılarının presence bilgilerini bu şekilde takip edebiliyoruz. Sistem üzerine tanımlanmış olan kurallara göre gelen etkileşimi ilgili kişinin müsaitliğine ya da presence bilgisine göre o kişiye arka ofiste de olabilir, şube satış elemanı da olabilir, mağaza satışı da olabilir, hatta home office bir kullanıcı bile olabilir. Ona yönlendirebiliyoruz. Bu bir link kullanıcısının ekranı. Link kullanıcısına çağrı geldiği zaman zaten normal bir şekilde az önce Microsoft'taki arkadaşlarım da gösterdiği bir şekilde çağrı çalıyor. Ama biz ekstra ne yapıyoruz? Çağrı merkezlerinde aslında müşteri temsilcilerine bağlanmadan önce müşteri temsilcileri bir IVR menüsünden geçersiniz. Ya sizi ya cep telefonunuzdan tanırlar ya da girmiş olduğunuz otantikasyon bilgilerine göre sizin kim olduğunuzu bilirler ve iyi günler Bilgi Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim, şu menüden geldiğinizi görüyorum gibi sizinle ilgili bazı ön bilgilere sahip olarak gelirler. Biz linkle kullanıcı tarafında herhangi ekstra başka bir şey kurulmasına gerek kalmadan bir entegrasyon yaparak benzer şekilde müşteri bilgisini link kullanıcısının önüne çağrıyı açmadan önce getirebiliyoruz. Yani bu şu demek, müşteri hangi menüden geldi, müşteri daha önce hangi kanallarda etkileşime geçti, müşterinizin segmentasyonu nedir, telefon numarası nedir, çağrı merkezinde ne gibi bir işlemden tabi geçti gibi bilgileri link kullanıcısının önüne de bir ön bilgi olarak verebiliyoruz. Link kullanıcısı çağrıyı kabul ettikten sonra normal link üzerinden çağrıyı nasıl devam ettiriyorsa aynı şekilde devam ettirebilir. Aslında bu kadar. Teşekkür ediyorum.